Haberin merkezi Show Haber'den iyi akşamlar, iyi seneler değerli izleyenler. Çünkü 2023'ün ilk bültenine başlıyoruz. Günün gelişmeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı. Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık dedi. Sandık çalışmaları da Erdoğan'ın gündemindeydi. Seçim tarihi erken alınacak mı sorusuna yanıt aranırken kritik açıklama AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında geldi. Ey gayrimilliler, burayı iyi dinleyin. Tarihi rekora imza attık dedi, ihracatta ilk 10 ülke arasında yer alma hedefini vurguladı. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu. Tüm bu işleri başarmak öyle kolay değildir. İş dünyasıyla bir aradaydı Cumhurbaşkanı, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Geçen yıla göre %12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Fuar sektörü de önceliğindeydi. İstanbul'da Atatürk Havalimanı yanında yeni fuar alanı kurulacağını söyledi. Dijital ve yeşil dönüşümün bölge ayrımı olmaksızın teşvik kapsamına alınması için de talimatı vardı. Ben de şimdi buradan bakanıma talimat veriyorum. İkisi de birinin dilinden anlar. O da Trabzonlu, o da Trabzonlu. Bunu inşallah hayata geçirelim. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nu da topladı Erdoğan. Seçim çalışmaları mercek altına alındı. 2023'te Türkiye yüzyılı için milletimizden son defa seçime geliyoruz ya. Bir destek isterken işte bu hissiyatlar geliyor. Erken seçim iddialarına ise sözcü Ömer Çelik'ten çok kritik açıklama geldi. Takvimin değişebileceğini söyledi. Bizim irademiz seçimin 18 Haziran'da zamanında yapılması yönünde. Fakat 18 Haziran'la ilgili çıkabilecek bazı sıkıntılar. Ülkemizde büyük hareketliliğin yaşandığı bir dönem olması sebebiyle bir değerlendirme yapılıyor. Erken seçim anlamına gelebilecek bir değerlendirme şeklinde değil, biraz daha, çok az daha tarihin geriye çekilmesiyle ilgili. Yeni yıla girildi ve seçim için geri sayım başladı değerli izleyenler. İktidar cephesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olacağı açıklanırken tüm gözler muhalefete çevrilmiş durumda. Altılı Masa'nın kritik toplantısına 3 gün kala liderler arasında baş döndüren görüşme trafiği yaşandı bugün. Altılı Masa tek aday çıkarsa, evet doğrusu odur. Aday kim olacak? Görüş ayrılıkları aşılacak mı? 10. buluşma öncesinde trafik hızlandı. Değerlendirmeniz ne olur? Evet. Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız. Altılı Masa 5 Ocak'ta Gelecek Partisi'nde toplanacak. Ev sahibi Davutoğlu toplantı öncesinde liderler turuna çıktı. Önce Kılıçdaroğlu'nun ardından Akşener ve Karamollaoğlu'nun kapısını çaldı. Perşembe zirvesinin gündemi belirlendi. Öncelikli başlık hükümet programı olacak. Milyonların yanıt aradığı soruysa Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. CHP kurmayları Kılıçdaroğlu'nun ismini artık açıktan dile getiriyor ama özellikle İyi Parti'nin kazanacak aday olmalı tanımlaması dikkatlerden kaçmıyor. Endişelerinizi anlıyorum. Şundan emin olun, 13. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın önerdiği isim olacak. İmamoğlu ve Yavaş seçeneklerine sıcak bakmadığını Kılıçdaroğlu birkaç kez ima etti. Şimdi merak edilen adaylık tartışmasının Altılı Masa'da gündeme gelip gelmeyeceği. Beraber olursak, birlikte olursak her şeyi değiştireceğiz. Emekli ve memurun zam oranı ne kadar olacak? Milyonlar yarın açıklanacak. Enflasyon verilerine kilitlendi. Enflasyonla birlikte zam oranları da netleşmeye başlayacak. Asgari ücret artışını gözüne kestiren memur ve emeklinin ilave zam beklentisi ise çok yüksek. Refah payı mı, seyyanen zam mı? Emekli, memur nefeslerini tuttu. Yeni maaşların belli olmasına artık saatler kaldı. Milyonların beklentisi de ortaya çıktı. Asgari ücrete ne veriyorsa emekli onu verecekler. Emeklinin hakkı. En az asgari ücret kadar zam olmalı. Asgari ücret ne kadar olursa en az o kadar olmalı. Onun altındakiler vallahi idare etmiyor. Asgari ücrete %54 oranında zam yapıldı. Emekli ve memurun beklentisi de maaşlarına en az asgari ücret artışı kadar zam yapılması... Ama
Ama enflasyon beklentileri maaşlara zammın en fazla %17-18 seviyesinde olacağı yönünde. En az %40. Realiteye göre değerlendirirseniz en kötü %30 vermesi lazım. %30 kesmez, %40'tan aşağıda olmasın inşallah. Emekli %14'ü, memursa %15'lik artışı garantilemişti. Memurlara refah payı verilmesi, emekliye ise seyyanen zam gündemde. İktidar kanadından emekliyi, memuru enflasyonu ezdirmeyeceğiz açıklamaları gelmişti. 50 olmaz da ama 20'ye razıyız. En az 12-13 bin olmalı, en az. En düşük emekli maaşı 3500 lira, emeklilerin %70'inin ortalama maaşı ise 4700 lira seviyesinde. Son dönemde emekli ve memur maaşlarına yapılan artış, asgari ücrete uygulanan oranın gerisinde kaldı, makas açıldı. İşte bu nedenle milyonların ek zam talebi var. Şu anda ben 4500 alıyorum. Torunuma yardım etmek istiyorum. Hiçbir zaman o para bana yetmiyor. Enflasyon rakamları yarın saat 10'da açıklanacak. Emekli ve memur maaşlarında düzeltme olacak mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Türkiye Ziraat Odaları 2022'nin zam şampiyonlarını açıkladı. Zirvede fiyatı bir yılda %300'ün üstünde artan kuru soğan var değerli izleyenler. Gelin o zam listesinin detaylarına birlikte bakalım. Fiyatlar çok pahalı. Bu sene gene aynı geçen seneki gibi oldu. Sizce zam şampiyonu ne olmuştur 2022'de yıl hepsi, bu? Hepsi kızım. Testlerde sonuncu seçenek vardır ya. Hepsi. Şampiyonu almışsınız. Şampiyon olduk evet. Soğan şampiyonu. 2022 bitti gitti ama ardında fiyatlar kaldı. Vallahi böyle giderse arayacağız. Türkiye Ziraat Odaları Birliği 2022'nin zam şampiyonları listesini açıkladı. 2022 boyunca her şey ortalama 2 kat, 3 kat hatta bazıları 4 kat zamlandı. Bakın 2022'nin zam şampiyonları neler oldu? 1 kilo 750 gram. Kaç para tutar? 26 lira. Bitti, para yok. Listenin zirvesinde kuru soğan var. Zam şampiyonu soğan oldu. Soğana niye taktınız ki? 1,5 kilosunu 25 liraya aldım. Bir yıl içinde %314,6 zamlandı kuru soğan. Sene başında 2022'nin başında kilosu 3 lira civarındaydı. Ama 12 lirayı buldu. Hatta bazı yerlerde bakın. Beyaz soğanın kilosu 15 lira. Atıyorlar ki daha çok şey olsun, zamlansın diye. Atıyorlar. Bunlar, kim atıyor? Kim atıyor? Kim satıyorsa o atıyor. Bu gidişte ne patatesin yanına gidiyorsunuz, soğanın yanına. Zam şampiyonları listesinin ikinci sırasında limon var. Limon da fiyatını bir senede 3'e katladı. 1 kilo balık, 1 kilo turşu, salatalık balık alacağım. Ama menü güzel. 300 milyon. Fiyatı da güzel. 3 kişiye. Bir öğün işte. Listenin ortalarında da ıspanak, lahana, portakal var. Yani bir yılda 2022'de en çok sebze meyve zamlandı. Gübre olsun, tohumlar olsun pahalandığı için komisyondan falan akaryakıtlardan tarlasından buraya gelene kadar pahalanıyor yani. Yorum yok, başa gelen çekilir. Listenin en sonundaki ürün de en az %100 zamlı. Bakıyoruz listeye şöyle bir, en sonda tavuk var. Tavuk da %101,2 zamlanmış. Geçen sene 19.90'dı, bu sene 39.90. İkiye katlandı. Çaremiz yok. 2 kilo soğan alacağına bir tane bütün tavuk alır. Evinde et yer, çorbasını yapar, suyunu kullanır. İstanbul Galata'da korku dolu anlar yaşandı dün akşam. Kulenin hemen yakınına bırakılan bir çanta bomba paniği yarattı. Ekipler tam güvenlik çemberi oluştururken bir adam çıktı ortaya ve ölmek istiyorum deyip o çantayı kucakladı. Haliyle panik daha da arttı. Çok değişik sıkıntılarım var. Neticesinde biz de bir canız ablacığım. Ben ona tekme atmışsam nelere tekme atarım. Çantayı görünce patlasın dedim. Bu çantayı kapının önünden aldı attı, ben de ölmek istiyorum diyen çiçekçi. Gelmişim, moralim bozuk, dünyam başıma yıkılmış, canım sıkıldı, patlama doruğundayım. Sokakta şüpheli bir çanta vardı. Herkes bomba paniğindeyken o zaten ölmek istiyorum dedi. Çantayı alıp havaya fırlattı. Lanet çirkef insanların gözleri uzak dursun. Eve gidiyorum, ev sahibiyle ayrı bir uğraşıyorum. Buradaki milletle ayrı bir uğraşıyorum. Kimseler yardımcı olmuyor. Saldırı, saldırı mı olur? Dün akşam saatleriydi, Galata Kulesi'nin yanı başında bomba paniği yaşandı. Show Haber o paniğe tuz biber eken çiçekçiyle konuştu. Halil Kaya
Demirbaş'ı dün o şüpheli çantayı gördü, yanına yaklaştı ve çantayı bir anda havaya fırlattı. Ben zaten hayattan zevk almıyorum, ölmek istiyorum diye bağırdı. Ben kimsenin canını yakmak istemiyorum, kimse de benim canımı yakmasın. Ben burada çiçek satıyorum, ben buranın çiçekçisiyim. Bize burada bir işgale istiyoruz, biz burada çalışmak istiyoruz. Çiçekçi çantayı fırlatınca işler iyice karıştı. Kafelerde oturanlar, sokakta yürüyenler bir anda panikle kaçışmaya başladı. Polis o çantayı fünyeyle patlattı. Üç kişi aşağı doğru koşmaya başlayınca sürü etkisi oluştu. İçinden bir takım tişört, kazak, o gibi şeyler çıktı. Bir unutmuş. Bunalımdaki çiçekçi emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Burada şimdi insanlar korktu, tabii panik oldu. Onlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir anlık öfke, sinir, özür dilerim yani. Sakarya'da ekipler yılbaşı gecesi denetimdeydi. Alkol alıp direksiyona geçen bir sürücü ehliyetini kaptırınca babasını çağırdı. Gelen babası da alkollü çıkınca beddua okuyup hakaret ederek hadsizliğin sınırlarını zorladı. Haberler dinliyoruz. Bir dakika dinle ya. Dinlemiyorum. Ya Allah belanı versin. Vallahi dönüyor adam. Bu gibi söyleme. Sen Türk milletine küfür edemezsin. Ben Türk'ün Türk milletine küfür edemezsin sen. Polislere beddua, Türk milletine hakaret yağdırdı. Alkollü ve hadsiz adamın sözleri polisi çileden çıkardı. Allah belanızı versin. Tamam mı? Daha bunun ağır ceza yoktur. Yüce Türk milletine. Abi sen sövemezsin. Abi ben Türk'üm. Sana sövdürtürüm. Ekipler yılbaşı gecesi Sakarya'da denetimdeydi. Alkollü sürücü çevirmeye takılınca olay yerine babası geldi. Sürücü oydu. Sen araçta yoktun bile. Allah razı olsun. O da alkol almıştı. Oğlunun ehliyetine el konulunca hakaret etmeye başladı. Allah belanı versin. O zaman çocuğun alkol içirip direksiyona bindirmeseydin. Tamam. Adam haklı. O konuda haklı. Tamam, bir şey demiyor. Uyarılara rağmen susmadı. Şeyim adam geliyor bazen. Ben Türk'üm, bak kimliğimi vereyim sana. Tamam, böyle hakaret de bulunma. Dediklerini dikkat et. Sen Türk milletine küfür edemezsin. Trafik polisi asayiş ekiplerine haber verdi. O utanmaz bu sefer de söylediklerini inkar etti. Abi, sen kimliğini ver, gel. Abi, gel gel. Abi, ver kimliğini. Ver, tamam, ver kimliğini. Abi, çek ellerini. Çek ellerini. Gel buraya gel. Türk milletine hakaret eden bir vatandaş var. Etmedin zaten. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Türk milletine. Tamam. Sarı çile ne yazık ki yılbaşı gecesi de İstanbul'un yakasını bırakmadı. Bir taksi şoförü iki katı fiyat verip müşterisiyle pazarlığa tutuştu. Sonra birden çark etti, taksimetreyi açtı. Çünkü cep telefonuyla kaydedildiğini fark etti. İşte o uyanık taksicinin utanmazlığıyla devam ediyoruz. 100 liraya götürürüm. Kabul ederseniz götüreyim. Yoksa başka bir araçla gidelim. Başka bir araçla gidelim. Yılbaşı gecesini fırsata çevirmeye kalktı. 50 liralık yol için iki katı para istedi. Uyanık taksiciyi cep telefonu kaydı, ışık hızıyla çark ettirdi. Şu senin plaka değil mi? Şu anda da video açık, görüntüdeyim. He. Aynen. Bizi mi kaydediyorsun? Aynen, seni kaydediyorum. Bindiğinden beri, durduğundan beri. İyi yaptın o zaman. Taksimetreyi açmayıp pazarlık yapan taksici, Beyoğlu'nda eğlenceden çıkan gençlerin kamerasına böyle yansıdı. 100 liraya götürürüm. Kabul ederseniz götüreyim. Yoksa başka bir araçla gidelim. Şu anda da video açık, görüntüdeyim. He. Kaydedildiğini öğrenince çok güzel yaptınız dedi. Hemen taksimetreyi açtı. Söylenen adrese doğru sürmeye devam etti. Yapacak bir şey yok o zaman. Ümmet'le bir şey yaptın he. Aynen. İstanbul'da başkası olmuyor, biliyor musun? Çok güzel yaptınız, iyi yaptınız. Nikah memuru akıl almaz bir hata yapmış. Yanlış kimlik numarası girince gelini yanındaki damatla değil, başka bir adamla evlendirmişti. Show Haber o damadın isyanını ekrana getirmişti. Ekibimiz bu kez de yanlışlıkla evlendirilen diğer adamı buldu. Bakın o genç başına geleni öğrenince nasıl şaşırdı. Kızınızla evlenmeyi kabul ediyorsunuz. Evlendim sandığım kadın 2 gün, 3 gün başkasıyla evli kaldı. Üç gece bir evliliğimiz olmuş. Ben gelini tanımıyorum, hiç bir alakam yok. Bir bakayım. Güldü çünkü başına gelenin gerçek olduğuna bir türlü inanamadı. Yanlışlıkla evlendirildiğini Show Haber'den öğrenen adam hayatının şokunu yaşadı. Evlendiğiniz kişinin ismi de bu.
çok garip bir şey ya. Ben çocuğumu bekar biliyorum, siz evli diyorsunuz. Ya insan şoka giriyor yani. Bekar bir insan olarak. Bir yandan nikahları kabusa dönen Özdemir çifti, karşı taraftaki adam evlendiğinden hiçbir haberi bile yok. Diğer yanda evlendiğinden haberi bile olmayan bir adam. Geçtiğimiz günlerde ekrana getirdiğimiz nikah memurunun yapmış olduğu bir hatadan dolayı yanlışlıkla evlendirilen Hakan Bey'le Tuzla'da buluşma ayarladık ve şu anda kendisinin yanına doğru gidiyoruz. Evet, Hakan Bey merhaba. TC kimlik numarasındaki bir hata yüzünden yanlışlıkla başkasıyla evlendirilmişsiniz. 3 günlük bir evliliğiniz olmuş. Ben. Bir bakayım. Trajikomik bir olay yani, şaşkınım şu anda. Gitmediğiniz bir nikah dairesinde evlendirildiniz. Trajikomik bir olay. Zaten Türkiye'de oluyor böyle şeyler. Başka ülkede olmaz yani. Yanlışlıkla evlendirilen kişinin yanındayız. Şimdi asıl damadı arıyoruz. Konuş. Öğrenince çok şaşırdım yani. Yani şaka gibi bir olay yani. Beyefendinin hiçbir haberi olmadan yaptılar bu işi de yani. Talihsiz adam yaşadığı mağduriyeti mahkemeye taşıyacak. Son sözü yargı söyleyecek. İlgili makamlara gerekli başvuru yaparım. Tamam. Evdekiler şaşıracaklar, onlar da benim gibi şoka girecekler. Kızınızla evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Üsküdar'da da bir imam mahalleliği Yeçile'den çıkardı. İddialarına göre kazma kürekle cemaatin üstüne yürüdü. Musalla taşının yerini değiştirip kaldırımda namaz kıldırdı. Hatta şiddete bile başvurdu vatandaşlar. O imamla ilgili ekibimize bakın neler anlattı. Ezan okumaz, selam vermez, insanları içeri sokmaz. Burada kazma kürekle üstümüzü örüyordu. İnsanlar görüyorsunuz, yollarda namaz kılıyor. Musalla taşı normalde buradaydı. Burayı da kendi kafasına göre kapattı. Arabanın içinde cenaze namazı kılmaya çalışıyoruz. Cenazemiz oluyor, çağırıyoruz. İstediğime selam veririm, istemediğime selam vermem. Kardeşim sen kimsin ya? İddialar vahim, anlatılanlar akıl alır gibi değildi. İmam yaptıklarıyla mahalleliyi isyan ettirdi. Şikayetçiyiz, bu nedir kardeşim ya? Bu kadar olmaz ki. Kızımı dövdü. Kızınızı nasıl dövdü? Kulağını çekerek. 8 yaşında çocuk. Ağlıyor ağlıyor eve geldi. Burası Üsküdar'da bulunan Burhaniye Camii. İddiaya göre 20 yıl önce camiye imam olarak atanan kişi mahalleliği canından bezdirdi. Adam bildiğini okuyor. Bu hoca işte geldiği günden beri problemli yani. Defalarca onu uyardılar ama bir türlü anlaşamadılar. Adamına göre silah okurum diyor. 70 yaşında 80 yaşında insanlar var. Gidiyorlar ki karkış gidip geliyorlar. Uzak bir cami. İşte bu iddialarla mahalleli huysuz imamı defalarca şikayet etti. Adli makamlarda da kaydı var bu şahsın. Birkaç tane burada komşunun çocuğunu falan herhalde dövmüş. Mustafa amca geçtiğimiz gün annesini kaybetti. Cenaze namazı için camiye geldiler ama musalla taşı işte tam da bu noktada olduğu için cenaze namazını yolda, kaldırımda, sıkışıklık içerisinde kılmak zorunda kaldılar. Egosunun yüzünden böyle çekiyoruz. İnsanlar görüyorsunuz, yollarda namaz kılıyor. Burada caddede arabaların üstünde mi kılacağız? Saat şu an 15.34. İkindi ezanı okunuyor. Cemaat camiye namaz kılmaya geldi ama... İmam ortada yok. Olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yeter kardeşim, yeter. Kurtul bizden, kulak biz de senden kurtulalım ya. İyi bir ve 2022 yılının isim tercihleri belli oldu. Kızlar için tercih yine aynı ama yeni doğan erkek bebeklere en çok verilen isim değişti değerli izleyenler. Anne ve babaların yeni isim trendleriyle devam ediyoruz. İsmin nedir? Bahri Arel. Kimanur. Zeynep. Yaparsan güzel, evet, tarihten falan. Tarihe merakın artması etkili oldu. İsim tercihlerine kahramanlık destanları damga vurdu. 2022 yılında 1.022.737 bebek dünyaya gözlerini açtı. Bunlardan 8.366'sına Alparslan ismi verildi. Alparslan güzel bir isim yani. Akıla mantığa yatan bir isim. Bu ismin bu yıl çok tercih edilmesinin sebebinin ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oldu düşünülüyor. Bayağı güzel yani. Osmanlı'nın kuruluşunu falan anlatıyor. Alparslan da koyardım. Yusuf da koyardım. Mehmet koyardım. Sizler etkiliyor insanları biraz. Aslında son 10 yıldır erkek bebekler için en fazla tercih edilen isim Yusuf'tu. Ancak 2022'de Alparslan Yusuf'u geçti. Yusuf ismi ikinci sırada yer alırken Yusuf'u Miraç, Göktuğ ve Ömer Asaf takip etti. Alparslan çok duyduk, evet. İki tane eliniz öper oğlumuz var. Birisi Sefa, biri Alaaddin Keykubat. Maşallah. İsmini sağlam koydu.
duyduk ki Alaaddin Keykubat diye. Aha. Ama vatanımıza, milletimize ve babasına hainlik yaptı. Şimdi buradan belki barışırsınız. Hiç ummuyorum. Buradan bir şey söylemek ister misiniz Alaaddin Keykubat beyefendi? İsmine layık olsun, başka bir şey istemiyorum. Kız bebek isimlerinde tercih değişmedi. Son 15 yılda olduğu gibi bu yıl yeni doğan kız bebeklere yine en çok Zeynep ismi verildi. Zeynep kızımın adı. Benim de yeğenim Zeynep. Toruna şey koyduk ya. Ne? Hatırlayamadım ya, aklıma geldi. 2022 yılında doğan 8870 bebeğe Zeynep ismi verilirken Zeynep ismini Defne, Asel, Zümra ve Elif isimleri takip etti. Daha yaratıcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kızlarda Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, erkeklerde ise Oğuz Umut, Tuna Mete ve Kaan Celal ise ilk kez tek bir bebeğe verilen isimler olarak kayda geçti. 9 tane torunum var. Görkem, Ayaz, Deniz... Ya çok yani 3-4 tane var da. Daha var da unuttum. Ha vallahi akla zor geliyor. 2023 ile birlikte sürücü kursları da zamlandı. Bazı sahtekarlar da bunu fırsat bilip çok daha düşük fiyatlarla sınava bile girmeden ehliyet sahibi olmayı vaat eder oldu. Sürücü kursu yetkilileri sosyal medyadaki o dolandırıcılara kanmayın uyarısı yaptı. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle 2023 yılı gelmesiyle birlikte ehliyet kurs ücretlerinin artmasıyla insanların umudunu, hayalini çalmaya başlıyor bunlar. Bu dolandırıcılar sosyal medya üzerinden sınavsız ehliyet vereceğiz diye vatandaşları kandırıyor. Kiminden 5000 lira alıyor, kiminden de 2000 lira alıyor. Sonra ehliyetiniz e-devletinize düşecek diyerek ortadan kayboluyor. Sınavsız ehliyet yalanı dolandırıcıların yeni tuzağı. Sahtekarlar özellikle okuma yazması olmayanları hedef alıyor, sosyal medyada ağına düşürüyor. Kişiler... Bu tür giriş belgeleriyle sınavlara giriyorlar. Yüz okumayla birlikte giriyorlar. Umut tacirleri sınavsız ehliyet almak isteyenlere önce kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğrafını çekip bana yollayın deyip sonra da işlem başlatacağız diyorlar. Tüm sınav sistemi bakanlık tarafından onaylandığı için sınavsız bir ehliyet sürecinin olması mümkün değil. Bu olamaz. Sürücü kurslarında yine resmi fiyatlarımız açıklandı. Bundan dolayı da yine çok düşük fiyatlarda teklifler sunabilirler. Kesinlikle itibar etmemelerini tavsiye ediyorum. Bugün günlerden Barış Manço değerli izleyenler. Beni öldüğüm değil, doğduğum gün hatırlayın diyen Barış Manço'nun vasiyetini yerine getirme günü. 80. doğum günün kutlu olsun Barış abi. Barış söylerken de bir ders alır mı? Kiminin çocukluğu, kiminin gençliğiydi. 7'den 77'ye herkesin Barış abisiydi. O modern halk ozanıydı. Unutma ki dünya hali. Barış Manço, Anadolu rock ve pop müziğin efsane ismi. Bir gün ölürsem beni öldüğüm değil, doğduğum günü hatırlayın demişti. Öyle de oldu. Sevenleri, hayranları onu 80. yaş gününde unutmadı. Unutamadım. Sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Barış Manço unutulmaz, unutulması mümkün olmayan şarkılarıyla anıldı. Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı. Ve haftanın ilk gününde, senenin de ilk bülteninde WhatsApp ihbar hattı numaralarımızı sizler için hatırlatmak istiyorum. 0536-266-90-0, 0536-266-90-02. Bir kez daha tekrar ediyorum. 0536-266-90-0, 0536-266-90-02. Ve değerli izleyenler, bu akşam da bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine gelişmeleri sizlere aktarmak üzere karşınızda olmuyor umuyoruz. Ve her zaman söylediğimiz gibi akşamınız güzel olsun.